Gitmezsem de kendimi korumak için savaşırım. Sonuçta koruyamazsan aday çıkarsın. Fazla söze gerek yok abi. Metin Kuş'u bekliyorum. Oynar raporu ver bana. Acil oynamam lazım Metin Baba. Yani %100'lük bir oranda yine. Her zamanki gibi. Ama bu bir yarışma ve yapıp yapabileceği en doğru şeyi yaptı. Eğer ben bugün atışlarda biraz olsun başarılı olabilseydim ya da Nagihan biraz olsun sektirip başarısız olabilseydi ben de onu söyleyecektim. Bu takım iki kişi bırakmaktan çok korkuyorum. Çünkü biz bugün ben işte Adem'le gerçekten çok yalnız kaldık. Ve karşıdan birilerini yollamak istiyoruz artık. Sadece kendim için değil, dediğim gibi büyük ihtimalle Kıbrıs'ı görmem ihtimalim yüksek bu atışlarla, bu oyunlarla. Nagihan çok hak etti bugün. Yani o konuda asla hiçbir şüphem yok. Ve şu anda en doğrusunu yaptı. Ama biz de takım olarak kendimizi korumak için en doğru kararları vermeye çalışacağız. Ve tekrar söylüyorum. Bunun yarışma olduğunu ve bizim amacımızın karşı taraftan birilerinin göndermek olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Bugün aslında zor bir aşamadayım ben karar olarak. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben kalbimle iş yaparım. Ve her zaman kaybederim. Biraz bozuk bir kalbim var. Bugün hayatımda ilk defa kalbimle bir şey yapmayacağım. Ve takım için, ilk önce takım için, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu takımı iki kişi bırakmamak için. Bugün ilk defa beynimle bir şey yapmak isteyeceğim bu takım için. Yapmak isteyeceğim derken o kararı bana bıraktığı için Adem. Ve son kez söylüyorum, lütfen herkes bunun bir yarışma olduğunu, kendine sıra gelince değil, Merve yazarken de zaten bunun yarışma olduğunu düşünerek yazmışlardır. Öyle düşünsünler lütfen. Söyleyecek pek bir şey yok. Çünkü yarışma kuralları gereği ben de olsam ben de takımı düşünürdüm. Çünkü oraya gidip bir isim yazarken yine takımıma bağlılığımla ve dürüstçe aramızda konuştuğumuz şeylere uyum sağlayarak bir karar veriyorum. Her ne kadar bireysel olsak da duygularımız aynı hızla bireysel olamadı. İki takım da strateji yapmak zorunda. Sema ablaya ve Adem'e vermiş oldukları beyin fırtınasıyla yani düşüncelerini, ortak kararlarına saygı duyuyorum kesinlikle. İkisini de çok severim. Tur abi şu an odak olmadığı için onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Onu da zaten çok sevdim, kendi biliyor. Bir karar verilmesi lazımdı ve beni söylediler. Sema abla ilk Survivor'dayken de isim söyleme hakkını benden kullanmıştı. Kalp ve mantık olayı hayatta her zaman aynı şekilde işlemiyor. Ben de katılıyorum. Benim kendimce doğrularım var hayatta ve bu doğrularımı asla yıkmıyorum. Çünkü bu benim kendi karakterimi oluşturuyor. Ben genellikle bir yarışma programında da olsam, bir karşılıklı müsabakada da olsam ya da çok daha rahat bir koşulda da olsam hep fikirlerimi genellikle hislerimle mantığımı ortak kullanarak karar vermeyi tercih ediyorum. Bu demek değildir ki onlar yanlış veya ayıp yapıyor. Bu benim kendi kişisel açıklamam. O yüzden darılmıyorum, gücenmiyorum. Hakkımızda hayırlısı buraya kadar geldik. Zaman zaman Survivor hak ettik, zaman zaman da hiç hak etmedik performanslarımızla. Kimseye dargınlığım veya kırgınlığım yok. Hakkımızda hayırlısı olsun hocam.